Savaşlarda özellikle kadınların, çocukların maruz kaldığı sivil ölümler dünyanın neresinde olursa olsun, hangi dinden, milletten ve görüşten olursa olsun şiddetle karşı çıkılması ve yaptırımlarının ağır olması gereken insanlık dışı olaylardır. Geçtiğimiz yüzyılda Orta Doğu'nun en büyük katliamlarından biri İran kuzeyindeki Halepçe kentinde yaşandı. Kentteki binlerce insan Irak rejim güçleri tarafından düzenlenen kimyasal silah saldırısı sonucu can verdi. Saldırı, Saddam Hüseyin'in kentin İran ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle gerçekleştirdiği bir intikam saldırısıydı. Halepçe'de yaşananların arka planına bakacak olursak, bunun Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgeden çekilmesinden sonra İngiliz mandasındaki Bağdat yönetimiyle kuzeyde yaşayan Kürtler arasındaki ilk anlaşmazlıkların başlamasına kadar götürebiliriz. Irak 1932'de bağımsız olsa da 1958 yılına kadar Birleşik Krallık himayesinde yönetildi. Bu süre boyunca Bağdat yönetimleri İngilizlerin desteğini alarak isyan girişimlerinde bulunan peşmergeler ile mücadeleler etti. Kürtlerin desteğini alan Abdülkerim Kasım 1958 yılında darbe yaparak yönetimi ele geçirdi. Abdülkerim Kasım Sovyetlerde bulunan Mustafa Barzani'ye Irak'a giriş için izin verdi. Kasım Kürt partilerinin Bağdat'ta büro açmalarının önünü açtı. Her ikisi arasındaki iyi ilişkiler uzun süre devam etmedi. 1961 yılında Kürtler kendilerine verilen özerklik sözünün tutulmamasıyla Kasım'a karşı ayaklandılar. Komünistlerin de desteğini kaybeden Kasım, CIA tarafından desteklenen darbeden sonra öldürüldü. Mustafa Barzani ise Peşmerge kuvvetleriyle Kuzey Irak'a hakim oldu. 11 Mart 1970 tarihinde Barzani ve Irak arasında özerklik antlaşması imzalanması üzerine Barzani silahlı mücadeleyi sonlandırdığını açıkladı. Fakat bu anlaşmada Kerkük konusunda anlaşma sağlanamayınca 1972 yılında Irak orduları ve Peşmerge kuvvetler arasında çatışmalar tekrar başladı. İran Şahı Rıza Pehlevi Saddam'a karşı Kürtlere destek veriyordu. Bu savaşta Mustafa Barzani Amerika tarafından da desteklendi. 3 yıl sonra 1975 yılında Amerika desteğini çekince Barzani Saddam Hüseyin'in ordularıyla karşı karşıya kaldı. Aynı yıl İran-Irak arasında sorunlarını çözüme kavuşturdukları Cezayir Antlaşması imzalandı. Bu anlaşma ile İran Şahı Barzani'ye desteğini keserken Bağdat'ın itibar ve gücü artmıştı. Barzani, Irak merkezine yönelik isyanla son vererek İran'a geçti, ardından Amerika'ya iltica etti. 1969 yılında Baas yönetimini ele geçiren Saddam Hüseyin, 1979 yılına gelindiğinde Irak'ın tam hakimi olmuştu. Saddam'ın kuzeydeki Kürtlerle ilişkisi inişli çıkışlı, bazen iyi bazen kötü, genellikle sancılı bir şekilde ilerledi. 1979 yılında İran'da Hümeyni liderliğinde İslam devrimi gerçekleşti. İran lideri Hümeyni kendisine muhalif olan ülkedeki üst düzey komutanları idam ettirdi. Saddam Hüseyin İran ordusuna meydana gelen bu zafiyeti kullanmak istedi. 22 Eylül 1980 tarihinde Saddam Hüseyin İran'a savaş ilan etti. Tarafların birbirine üstün gelemediği Irak-İran Savaşı 8 yıl sürdü. İran-Irak Savaşı boyunca iki taraftan toplam 1 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Harabeye dönen şehirler, çöken ekonomiler, yaralanan ve sakat kalan yüz binlerce insan ile bu savaş Orta Doğu'nun en büyük felaketlerinden biriydi. İran'da yeni kurulan rejimi çıkarlar açısından tehlikeli bulan Amerika, İran-Irak Savaşı boyunca Saddam Hüseyin'i destekledi. Bu destek sadece politik değildi. Amerika aynı zamanda Saddam'a her türlü silah desteğini de sağladı. Hümeyni devrimden sonra İran'a geçen Mustafa Barzani'nin oğlu Mesut Barzani ve güçlerini Saddam'a karşı destekleme ve kullanma kararı aldı. İran kuzeyindeki yerel Kürt güçleri savaşta Irak ordusuyla beraber İran'a karşı savaşmaya isteksiz davranıyordu. Irak Kürtleri İran-Irak Savaşı'nda her iki tarafa da mesafeli durmaya özen göstermişti. Irak'ta yaşayan Türkmenler ve Kürtler, Irak devletinin kuzeydeki şehirlere Arap kökenli vatandaşların yerleştirilmesine tepki göstermişlerdi.
Saddam Hüseyin bir yandan güneydeki İran ordularıyla savaşırken, diğer yandan Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi ile diğer yandan Celal Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne karşı savaşmaya başlamıştı. Mesut Barzani ve Talabani liderliğindeki her iki parti birleşmek ve Saddam'a karşı birlikte mücadele etme kararı aldılar. Talabani ve Barzani güçlerinin Süleymaniye şehri çevresini kontrol altına almaya çalışması Saddam Hüseyin'i zor durumda bırakmıştı. Saddam Hüseyin bu ittifaka ve kendisine karşı gelinmesine cevap olarak Enfal operasyonlarının başladığını duyurdu. Enfal operasyonlarının şiddetlendiği dönemde 1988 yılının Mart ayında İran ordusu Zafer 7 Harekatı adlı genel bir taarruz başlattı. Celal Talabani liderliğindeki Yurtseverler Birliği'ne bağlı olan birlikler de Irak ordusuyla işbirliği yaparak Halepçe kasabasına girdi ve Saddam Hüseyin'e karşı isyanı büyüttü. Bağdat'ın 241 kilometre kuzeydoğusunda Kuzey İran Süleymaniye kentinin 61 kilometre güneydoğusunda bulunan Halepçe bölgesi Sünni Müslüman Kürtlerin yaşadığı bir sınır kasabasıydı. Peşmergeler gece İran askerleriyle birlikte botlarla Derbedihan Gölü'nün güneyine çıktılar ve Süleymaniye karayolunu tuttular. Süleymaniye ve çevresinde 4000 askeri bulunan Irak ordusunun Bağdat ile tüm haberleşmesi koptu. Bölgenin kendisinden çıkması ve İran ordusunun kuzeyden Bağdat'a yönelmesi Saddam Hüseyin'i oldukça kızdırmıştı. Saddam Hüseyin kimyasal Ali lakaplı Hasan Ali Mecidi, Baas Partisi'nin Kuzey Bürosu Genel Sekreterliğini atadı. Daha sonra kuzeydeki tüm devlet birimlerini kendisine vererek kendisiyle eşdeğer yetkilerle donattı. Saddam Hüseyin bölgedeki peşmerge gruplarıyla işbirliği yaparak ilerleyen İran ordusunu durdurmak istiyordu. Saddam Hüseyin, Irak ordusu Kuzey Cephesi komutanı olan Ali Hasan El Tikriti'ye 1987 yılında isyanı sonlandırması için talimat verdi. Saddam'ın amacı bombardıman ve saldırılar ile kendince yola getiremediği bölgeleri sivil ve asker demeden hedef alarak Bağdat'a itaate zorlamaktı. Saddam Halepçe hakkında şu ifadeleri kullanıyordu. Halepçe halkının isyankarları hepsi haindir. Tamamı olması da önemli bir kısmı hain olmuşlardır. Halepçe'yi bir Irak şehri olarak görüyorum ve ona çok değer veriyorum. Her bir zerresi değerli ama öfkeleniyorum. Sonradan kimyasal Ali lakabını alacak olan Tikriti, 16 Mart 1980 tarihinde 3 gün sürecek bir hava saldırısına başladı. Irak ordusunda bulunan Su-22 savaş uçakları ve MI-8 helikopterleri bölgedeki yerleşimleri bombardımana tuttu. Dahok, Zao ve Amediye bölgeleri bombalandı. Bunun yanında Süryani ve Türkmen yerleşimleri de hedef alındı. Halepçe'deki askerler ve erkeklerin büyük bölümü çevredeki dağlara çekilirken şehirde yalnızca kadınlar, çocuklar ve yaşlılar kalmıştı. Halepçe halkı artık çatışmalara alıştığı için gündelik yaşamlarına devam ediyordu. Tikriti'nin emriyle kalkan kimyasal bombalar taşıyan 8 adet MiG-23 savaş uçağı Halepçe kentini bombalamaya başladı. Bombalama saldırısı 5 saat sürdü. Çevreye yayılan elma kokusunu hisseden herkesin önce derisi yanmaya başladı. Ardından solunum sistemleri iflas ederek hayatlarını kaybetmeye başladılar. Bu saldırı sonucunda resmi kaynaklara göre 5000 kişi yaşamını yitirirken 7000 kişi de ağır şekilde yaralandı. Saldırılar tarihe Halepçe katliamı olarak geçti. Halepçe'de önce insanlar, ardından insanlık ölmüştü. Birleşmiş Milletler yayınladığı tıbbi raporda Irak ordusunun doğrudan Halepçe'de yaşayan sivilleri hedef aldığını ve saldırının hardal gazıyla gerçekleştirildiğini beyan etti. 19 Ağustos 1988'de İran ve Irak savaşı sona erdiren ateşkesi imzaladılar. 1988 yılında savaştan sonra İran ile imzalanan ateşkes ile İran orduları geri çekildi. Irak, Halepçe kasabasında tekrar hakimiyet kurdu. Irak orduları Halepçe'ye girdiğinde çatışmalar yaşandı ve 200'e yakın kişi hayatını kaybetti. İran-Irak savaşında İran kimyasal silah kullandığı tüm delilleriyle ortaya çıkmasına
ve Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen hiç kimse Amerika tarafından desteklenen Irak'a karışmaya cesaret edemedi. Almanya kimyasal silahların ham maddesini sağladı ve tesislerin kurulmasında Irak'a yardım etti. Ayrıca bu satışlardan çok iyi gelirler elde etti. Irak, kimyasal silahlar konusunda karışmayan batılı ülkeler bir anlamda Halepçe'nin yaşanmasının önünü açtılar. Halepçe'nin bombalanmasının ardından Amerika, İran'a karşı desteklediği Saddam Hüseyin'in kimyasal saldırısının bir savaş suçu olarak gündeme gelmesini de engellemişti. 1988 yılında Kuzey İran Halepçe kentinde yaşananlardan sonra Türkiye yaklaşık 51 bin sığınmacıyı kabul etti. 1991 yılında Körfez Savaşı başlayınca tekrar bir saldırıya uğramaktan korkan 468 bin sığınmacı Türkiye'ye sığınmıştı. Irak hükümeti Halepçe saldırısından İran'ı sorumlu tuttu ve Irak ordusunun böyle bir şey yapmayacağını ilan etti. Amerika da bu iddiaya destek vererek İran'ın bölgedeki nüfusunu artırmak için bu işi planladığı görüşünü destekledi. 2003 yılına kadar İran'ı suçlayan Amerika, daha sonra bu tavrını değiştirerek Irak ordusunun bir savaş suçu işlediğini ileri sürdü. 2003 yılında Irak halkının kurtarıcısıymış gibi desteğini esirgemediği Saddam Hüseyin'i devirmek için Irak'a girdi. Halepçe katliamının sorumlularına yönelik açılan davada kimyasal Ali lakaplı Hasan el-Mecid 2003 yılında Amerikan askerleri tarafından yakalandı. 2007 yılında yargılanarak idam cezasına çarptırıldı. Saddam Hüseyin ise yakalandıktan sonra 10 Ekim 2005 tarihinde insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle yargılanmaya başladı. Yargılandığı davalardan suçlu bulunarak 30 Aralık 2006 tarihinde idam edildi. Bölgede her dönem farklı mağduriyetlerin ve haksızlıkların oluşmasına izin veren ve ön ayak olan küresel güçlerin yine mağduriyet yaşayanları kurtarma bahanesiyle bölgedeki varlıklarını güçlendirmesi açık şekilde görülmektedir. Saddam Hüseyin döneminde Irak Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olan Tarık Aziz, 2007 yılında mahkeme salonunda Halepçe'yi kimyasal silahlarla vuranın Irak ordusu değil, İran ordusu olduğunu ileri sürmüş, mahkemeye iki ayrı delil sunmuştu. İşin asıl ilginç olanı ise Saddam'a idam hükmünü okuyan, aslen Halepçeli olan Kürt hakim Rauf Reşit Abdurrahman'ın Saddam Hüseyin'i Halepçe'deki kıyım sebebiyle değil, Düceil'de yaşananlar sebebiyle idama mahkum etmesiydi. Görüldüğü gibi küresel güçler kendi emelleri doğrultusunda bir o tarafı bir bu tarafı destekleyerek tarafları birbirine kırdırmakta ve asıl hedeflerine ulaşmaktadır. Başka sivil halklarda tekrar Halepçelerin yaşanmaması için biyolojik, kimyasal ve nükleer silahların üretiminin, dağıtımının ve bulundurulmasının kesinlikle yasaklanması gerekmektedir.